يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس الأول من سورة النجم. Bugün Necm suresinin birinci dersini ve birinci ayetinden itibaren okuyoruz. Suretun Necm, Suretu ve Necm. İki tane meşhur ismi vardır. Biri Suretun Necm, biri Suretu ve Necm. Bu farkı vardır. Bu sure Mekki'dir. Alel itlak, ittifakan Mekki'dir. Bazı zayıf kavurlar var, birkaç ayeti Medenidir diyen kileler var, fazla itibar edilmiyor. İttifakan denilebilecek şekilde Mekki'dir. Ayetleri 62 ayetten oluşuyor. Bu da kofi kurallara göre, kofilerin gerisine göre 61 ayetten oluşuyor. 360 kelimeden 1505 harften oluşuyor. Bu sure Kur'an'ın surelerinin tertibi itibariyle 53. suredir. وَالنَّجِمْ 53'tür. Kamer de 54. ayettir. Bu sure ile bir önceki sure arasındaki birkaç yönüyle münasebetleri vardı. Birinci surenin başı kasemle başlıyordu. Bu da kasemle başlıyor. Birinci sure, bir önceki sure yani Tur suresi yerde yer parçası olan Tur'dan yemin etmişti Yüce Allah. Bu surede de ve Necm semada olan semanın bir parçası olan Necm'le yemin etmiş. Bu surenin bu surenin genel mevzuları Yüce Allah kasemlerle bir takım şeyleri tekit etmiş ve mümin kafirlerden bahsediyor. Bir önceki surede aşağı yukarı o da aynı bu gibi şeylerden bahsediyordu. Bu surenin nüzul sebebi hakkında ihtilaf var. En meşhur, en kuvvetli görüş o ki müşrikler dediler Muhammed Kur'an'ı uyduruyor. Onların bu sözü üzerine bu sure ne oldu? Nazil oldu. Ve Yüce Allah bu surede, bu surenin başındaki kasemlerle ifade etti ki, Kur'an Muhammed'in muhtelaki değildir aleyhissalatü vesselam. Muhammed'in konuştuğu, okuduğu bütün ayetler, sureler, kelimeler vahidir. Vahye dayalıdır. Vahy ile kendisine gelmiş. Kendisinin muhtelaki hiçbir şey yoktur. Şimdi tefsirimize geçelim. Ve necmi izâ heva. Birinci ayet bu.
Ma dalla sahibukum ve ma gava, ikinci ayet. Ve ma yantıku anil heva, üçüncü ayet. İn huve illa vahyi yuha, dördüncü ayet. Allemehu şedidul kuvva, beşinci ayet. Bugün buraya kadar gelelim, yeterli olsun. Çünkü altıncı ayet ile yedinci ayet, bundan sonra 6'dan ta 10'a kadar birbirlerine bağlı ayetlerdir. Ve necmi ve kasemdir. Necme yemin ederim. Necmden murad nedir? Akseme bis süreya, Yüce Allah süreya ile yemin etti. Buna göre necmdeki elif lam ahde haricidir. Belli bir nucuma gider. Nucumdan ibarettir. O da nedir? Süreyyadırlar. Akseme bir süreya, Yüce Allah süreyyayla. Süreya dediğimiz ülker yıldızları dediğimiz 7-8 kütle, 7-8 yıldızdan oluşan bir yıldız kütlesi. Çok yüksektirler. Akşam zamana, mekanlara göre değişir. Akşama aynı ay gibi doğarlar. Sabaha doğru batarlar. Akseme bir süreya, Yüce Allah süreyyaya, süreyyayla yemin edeyim. Ev bi cinsin nucumi veya huta cinsin nucumla yemin eti. Ev bi cinsin nucumi, buna göre ve necimdeki elif lam cins içindir. Ve necmi necme yemin ederim ki idâ hevâ. Hevâ ne demek? İzâ garebe. Güneş, yıldızlar battığı zaman onlarla yemin ederim. Ev intesere yevmel kıyameti veya kıyamet gününde yıldızlar dökülünce onlarla yemin ederim. Hatta bir mana daha var, Nesefi söylememiş. Meşhur manilerden biri de hevanın manası talaadır. Necme yemin ederim ki necm tulu edince, doğunca. Şimdi yıldız batınca, batmasında mucize, hikmet nedir? Gurup anında Yüce Allah kendileriyle yemin ediyor. Gurup, yıldızların batması neyi gösteriyor? Gecenin bitip gündüze girildiğini veya girileceğini ortaya koyduğu için, bu garabetinden dolayı grup vaktiyle Yüce Allah ne ediyor? Yıldızlarla yemin ediyor. İntesere yevmel kıyameti olursa, Yüce Allah niye bunlarla bu şekil yemin ediyor? İntesere yevmel kıyameti. Çünkü yıldızların bu kadar büyük, bu kadar çok yıldızların dökülmesi, yok olması garip, acayip bir durumdur. Onun için Yüce Allah yıldızlara ne zaman yemin etmiş? Yıldızların döküldüğü vakit. Burada garabet var. Tala'a olursa niye bu vakitte de yıldızlarla yemin etmiş? Çünkü yıldızların tulu vaktinde, tulu ettiği zaman yolcular, özellikle denizde gemilerle yolculuk yapanlar, yıldızların doğduktan sonra yıldızlarla ne ediyorlar? Yönlerini iyi, yıldızlarla iyi yönlerini buluyorlar, tespit ediyorlar. Ve necmi akseme bir süreya,
اَوْ بِجِنْسِ النُّجُومِ اِذَا هَوَا اِذَا غَرَبَ اَوْ اِنْتَسَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Neyse, yıldızların doğduğu, battığı, doğduğu ve döküldüğü zaman yıldızlarla yemin ederim. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ. Sahibiniz dalalette değildir. Sahibden murat kimdir? Madalla an kastil hakkı. Ve necmi zehava, birinci ayet. Madalla sahibukum, ey Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Vel hitabu li Kureyş'in, hitap da kimleredir? Kureyşleredir. Sahibiniz Muhammed aleyhissalatu vesselam ne etmemiş? Hak yoldan, sırat-ı müstakimden dalalete, yanlış yola saplanmamış. Ey Kureyşler, sahibiniz, arkadaşınız, sizden olan Muhammed aleyhissalatu vesselam مَا ضَلَّ اَنْ قَسْتِ الْحَقِّ, hak kasından hiç ayrılmamış. Sahibukum, ey Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, vel hitabu li Kureyşin. وَمَا غَوَى فِي اتِّبَاعِ الْبَاطِلِ, batılın ittibaında yanlış yola da girmemiş. وَمَا غَوَى فِي اتِّبَاعِ الْبَاطِلِ, batıla tabi olmak suretiyle dalalete girmemiş. Bakın, heva, gava, heva, yuha, kuva, hepsi ayetlerin sonu veya ayetlerin başı aynıdır. وَقِيلَ الضَّلَالُ نَقِيدُ الْهُدَى, dalal hudanın tam tersidir. Demek maddalledeki dalal hudanın tersidir. Vel gayyu nakidur rüşdi, gay rüşdün nakididir. Vel gayyu nakidur rüşdi, rüşdün nakididir, tersidir. O zaman madalle ey huve muhtedin, muhtedidir. Ve ma gava raşidundur. Ey huve muhtedin, raşidun. Sahibiniz muhtedidir, hidayettedir, raşiddir, rüştedir, doğruluktadır. Ve leyse, değildir sahibiniz Muhammed aleyhissalatu vesselam kema tez'umune, zahmetiniz gibi, dediğiniz gibi değildir. Neyi zahmetiniz? Min nisbetikum iyyahu ila dalali vel gayyi, onu dalalet ve gayye nisbet etmenizdir. Onu dalale ve gayye nispet ediyorsun, öyle değildir. Onu dalal ve gayye nispet etmekte yanlışsınız, yanılgının içindesiniz. وَالنَّجْمِ اَخْسَمَ بِسُرَيَا اَوْ بِجِنْسِ النُّجُومِ اِذَا هَوَا اِذَا غَرَبَ اَوْ اِنْتَسَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ve cevabu l-qasemi, ikinci ayete geçiyoruz. مَدَّلَّ اَنْ قَسْتِ الْحَقِّ صَاحِبُكُمْ, ey Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, وَالْخِتَابُ لِقُرَيْشِينَ, وَمَا غَوَا فِي اتِّبَاعِ الْبَاطِلِ,
وَقِيلَ اَدْدَلَالُ نَقِيدُ الْهُدَى نَقِيدُ الْهَدِي de olur. Huda daha iyi. وَالْغَيُّ نَقِيدُ الرُّشْدِ اَيْ هُوَ مُهْتَدٍ رَاشِدٌ وَلَيْسَ كَمَّ تَزْعُمُونَ مِنْ نِسْبَتِكُمْ اِيَّهُ اِلَى الدَّلَالِ وَالْغَيِّ Birinci ve ikinci ayetleri bu şekil bitti. وَمَا يَنْطِقُوا عَنِ الْهَوَى Sahibiniz عَنِ الْهَوَدَكِ اَلِفْلَمْ مُدَافُ اِلَيْهِ عِوَدِرْ Yani وَمَا يَنْطِقُوا عَنْ هَوَاهُ Hevasıyla konuşmuyor. Üçüncü ayet. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى Konuştukları her şey kendisine vah edilendir. Yoksa hevasıyla hiçbir şey konuşmamış. Şimdi önce bir ayete bakın. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Vahyun, acaba bizim bildiğimiz vahy muradır, hakiki mana murad mıdır? Veya mecazi mana muradır? İlla vahyun yuha getirmeyle tekit etti ki vahyunden hakiki mana muradır. Mecazi mana murad değil. Yani vahden hakiki vahy, Allah tarafından gönderilen vahy muradır. Yuha mudari gelmesiyle bu da teceddüd istimrari. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselam dünyada olduğu sürece konuştuğu her şey dinle ilgili konuştuğu her şey vahyi yuhadır. Yoksa normal birine kah birine otur adi şeyler, cibili tabi şeyler onlar vahiy ile ilgili değiller. Din ile şeriat ile her konuşması vahdir. Ne demek? Ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Ne demek? Ve ma etakum ve ma o şey ki etakum size gelmiş Muhammed bihi onunla o da nedir? Minel Kur'an'ı Kur'an'dır. Muhammed'in size getirmiş olduğu Kur'an leyse bimantikin yesturu an hevahu ve re'yihi hevasından, re'yinden sadır olan bir nutuk değildir. Ve ma etakum bihim minel Kur'ani leyse bimantikin yesturu an hevahu ve re'yihi Bu ve ma yantiku anil hevanın açıklamasıdır. İnnemâ huve o konuştuğu şey vahyun min indillahi Allah tarafından bir vahdir. Yuha ileyhi kendisine vahy ediliyor. İnnemâ huve vahyun min indillahi yuha ileyhi Allah tarafından kendisine gönderilen vahy. Şimdi usul-ü fıkıh meselelerinden biri de içtihat meselesidir. İçtihat meselesinde, mebhesinde Muhammed aleyhissalatu vesselam içtihat yapabilir mi, yapamaz mı? İhtilaf vardır. Kimisine göre içtihat yapmaz, yapamaz. Çünkü dinle ilgili ne varsa kendisine vahy gelir. İçtihat rayini kullanmaya gerek yoktur. Bazılara göre hayır Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi içtihat yapabilir. Kendisine içtihat caizdir. Müştehit olunca hani müştehit musib de olabilir,
muhti da olabilir. Musib olursa iki ecir alır. Muhti olursa bir ecir alır. Allah'ın Resulü müştehid olabilir, iştihad yapabilir diye denilen görüşe göre muhti olma ihtimali yoktur. Çünkü o hatadan masumdur, mahfuzdur. Şimdi bu ayet in huve illa vahyun yuha, konuştuğu her şey vahdir. İştihad yapamaz diyenlerin delillerinden biri bu ayettir. Ve yahteccu, delil getirir. Bihazihil ayeti, bu ayeti celileyle. Kim delil getirir? Men la yerel iştihade lil enbiya'i aleyhimusselam. Sade peygamberimize değil, bütün peygamberlere iştihadi rava görmeyen, caiz görmeyen kişiler bu ayete delil getiriyorlar. Diyorlar bakın ayet de diyor Muhammed'in sahibiniz konuştuğu her şey vahidir. Yani iştihadiyle, ra'yiyle konuşmuyor. Peki iştihad yapabilir diyenler bu ayete ne derler? Bunların bu deliline karşı ne diyorlar? Ve yücabu bi enne Allah Teala, Allahu Zülcelal İza sevvege lehumul iştihade, enbiyalara iştihadi caiz gördüğü vakit ve karrerehum aleyhi, onları iştihad üzerine takrir ettiği zaman, pekiştirdiği zaman kanekel vahiy, onların iştihadi de yine ne olur? Vahiy gibi olur. La nutkan anil heva, nutka anil heva olmaz. Onların iştihadlarına da in ve illa vahyun yuha denilir. Allah bir peygamberi, bir peygambere iştihad caiz gördüğü zaman, onu iştihadi üzerine takrir ettiği zaman o iştihad vahy gibi olur. Nutkan anil heva olmaz. O zaman in ve illa vahyun yuha, peygamberlere iştihad caiz değildir diye delil olarak bu ayet getirilir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Üçüncü ayet اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى Bu da dördüncü ayet. وَمَا اَتَاكُمْ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِمَنْتِقٍ يَسْتُرُ عَنْ هَوَاهُ وَرَأْيِهِ اِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُوحَى اِلَيْهِ وَيَحْتَجُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ لَا يَرَى الْاِشْتِحَادَ لِلْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وَيُجَابُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَ اِذَا سَوَّغَ لَهُمُ الْاِشْتِحَادَ وَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ كَانَ كَالْوَحْيِ لَا نُطْقًا عَنِ الْهَوَى Beşinci ayete geçelim. عَلَّمَهُ عَلَّمَ öğretti. Hu alleme Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hu demiri Muhammed'e gidiyor. Hu Muhammed birinci mef'uldür. İkinci mef'ulü mahzuf. Yani allemehul Kur'an'e. İkinci mef'ul Kur'an'edir, mahzuftur. Kur'an'ı Muhammed'e öğretti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim öğretti? Şedidul kuvva. Kuvveti şedid olan kişi. Bakın, şedid zaten mübalağadır. Kuvva, kuvvetin cem'idir. Kuvvetleri bol, gücü bol olan kişi ne etti? Kur'an'ı Muhammed'e öğretti. O şedidul kuvva kimdir? Bakın, Şedidul kuvva, melekun şedidun kuvvahu. Kuvvalları, kuvvetleri şiddetli olan melek ona öğretti. O da kimdir? Cibril'dir. İşaret etti ki şedidul kuvva, kuvvadaki eliflam, demire ivedir, mudafu ileyhi olan demire ivedir. Şedidun kuvvahu, idafe lefsidir.
sıfatul müşebbehe mamuruna ne olmuş? İdafe olmuş. O da diyor vel idafetu gayru hakikiyetin. Şedidun kuvaya idafesi hakiki değildir. Yani manevi değildir, lefsidir. İdafe maneviyeye nuhatlar, idafe hakiki diyorlar, idafe manevi diyorlar. İdafe lefsiye de idafe lefsi diyorlar. Buradaki idafe hakiki değil, yani manevi değildir, lefsidir. Niye idafe hakiki olmaması için? İdafe lefsi olabilmesi için ne olmalı? Sıfetin mamule idafesi olması lazım. Burada sıfet mamuluna idafe olmuş mu? Hatta ki idafesi hakiki olmasın. Evet. لِأَنَّهَا Çünkü buradaki idafe idafetu sıfetil müşebbeheti ile fa'iliha. Sıfetul müşebbehe olan şedidir, faildir. Faali olan kuvaya idafe olmuş. Peki biri derse faale idafe caiz değil. Nasıl olur şedidun kuvaya idafe olmuş? Biz deriz ki hasenul veçi gibi. Önce faali mef'ule benzetmek suretiyle mensup yaparız. Sonra idafe ederiz. Mudafu ilihi olan, yani mudafu ilihinin mudafu ilihisi olan demiri hasb ediyoruz. Eliflam evad ediyoruz. Hasenun veçhuhu, hasenun veçhehu, hasenul veçi olur. Burada da şedidun kuvvahu, şedidun kuvvahu yine, yani takdire mensup oluyor. Şedidul kuvva oldu. Bu şedidul kuvva kimdir? Kur'an-ı Muhammed'e öğretmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve Cibrilu aleyhisselam. O şedidul kuvva kimdir? O şedidul kuvva Cibril aleyhisselamdır. Cibril aleyhisselam şedidul kuvvadır. Şedidul kuvvadan murat Cibril aleyhisselamdır. Cibril'in olması kimin görüşüdür? Cibril'in olması da indel cumhur, cumhurun görüşüdür. Peki niye ne denilir? Niye Cibril şedidul kuvvadır ve min kuvvetihi ennehu iktala'a kura kavmi Lut. Lut kavminin köylerini kökten kaldırdı. Minel ma'il esvedi, ma'ul esvede hadiste bunu açıklamaları geçiyor. Ma'ul esvedden Lut kavminin köylerini kaldırdı. Ve hamelaha ala cenahihi o köyleri hepsini bir kanadı üzerine koydu. Taşlarıyla, evleriyle, dağlarıyla. Ve rafa'aha ile semai onları aldı, semaya götürdü. Sümme galebaha sonra ne etti? O Lut kavminin köylerini galbetti. Yani yüz üstü yerine koydu. Bundan daha büyük kuvvet mahluk arasında ne olabilir? Ne etmiş? Lut kavminin kaç köyü varsa hepsini kaldırmış. Kanadı üzerine koymuş, semaya götürmüş, yukarı götürmüş, yüz üstü yere koymuş. Bu onun kuvvetinin örneklerinden biridir. Anlaşılıyor değil mi? Ve sahâ seyhaten bi semud, Salih peygamberinin kavmi olan Semud'a bir bağırdı. Onun o yüksek sesinden, o sesinin korkusundan fe esbahu casimin hepsi ağaç kütükleri gibi hepsi ölü olarak yere düştüler. Bu neyi gösteriyor? Cibril'in kuvvetini gösteriyor. Demek allemehu alleme Muhammeden takdirinde el Kur'an'a şedidul kuvva melekun şedidun kuvvahu ve idafetu gayru hakikiyetin لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها وهو جبريل عليه السلام عند الجمهور ومن قوته أنه اختلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود
فَاَسْبَحُ جَاسِم۪ينَ. Beşinci ayette bu şekil bitmiş oldu. Altıncı ayette duralım. Yarın altıncı ayetten itibaren bakın, kolay ise 12. ayete kadar mutalaanızı yapın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ya lügati Arabi.